Aranızda yeni bir iş fırsatının peşinde olan veyahut da üretken yapay zekayı daha iyi kullanıp iş yerinde patronun gözüne daha fazla girmeyi ve bu sayede kariyerinde ilerlemeyi isteyen insanlar varsa bugün tam size göre bir içerikle karşınızdayım. Prompt mühendisliğinden bahsedeceğiz. Biliyorum prompt mühendislik biraz tuhaf geldi bu kelimeler size ama prompt dediğimiz şey aslında Google aramalarda oraya yazdığımız cümlenin ismi mühendislik de mühendislik değil hepinizde öğrenebileceği temel bir beceri. Fakat çok aranan bir beceri haline geliyor çünkü şirketler sürekli olarak üretken yapay zeka ile verimlilik artırma peşindeler. Benim gibi bağımsız girişimciler üretken yapay zekayı kullanarak işleri de büyütüyorlar. Bu yüzden de yapay zekayı daha iyi kullanmamız şart. İşte prompt mühendisliği burada devreye giriyor. Bugün size prompt mühendisliği nedir, bundan nasıl para kazanılır ve prompt mühendisi olmak konusunda kendinizi nasıl geliştirebilirsiniz? İşte bütün bu konularda çok somut önermeler sunacağım. Ve bir yandan da mesela bu içeriği üretirken de prompt mühendisi nasıl kullandığımız somut bir örnek olarak önünüze koyacağım. Bu videoyu bitirdiğinizde bazılarınız yepyeni bir kariyer fırsatının farkına varacak bazılarınızda mevcut kariyerinizde ChatGPT gibi üretken yapay zeka platformlarını kullanıp verimliliğinizi nasıl artırabileceğinizi, çok daha iyi şeyleri nasıl yapabileceğinizi ve belki de böylece patronunuzun gözüne nasıl daha fazla gireceğinizi öğrenmiş olacaksınız. Hazırsanız başlıyoruz. Müzik Çok kısaca özetlemek gerekirse prompt mühendisliği yapay zeka uygulamalarının tam sizin istediğiniz sonuçları üretmesi için kullanılan bir teknik. Neden bu tekniğe ihtiyaç var? Çünkü yapay zeka aslında çok da zeki değil. O ne ürettiğini bilmiyor. Ama siz ona doğru soruları sorarsanız ve içeriği daha doğru tanımlarsanız tam istediklerinizi yapabiliyor. İşte bu yüzden de bazı temel becerileri geliştirmek gerekiyor. Bu içeriği kullanırken prompt mühendisliği nasıl kullandığımı size biraz göstereyim. Ne demek istiyorum daha net anlaşılacak. Uzun zamandır prompt engineering konusunda bir short video yapma isteğim vardı. Oturdum ChatGPT'nin karşısına ve dedim ki bana bir dakikalık prompt engineering konusunda bir video içeriği hazırlayabilir misin? Dedi ki ben video içeriği hazırlayamam ama senin için senaryoyu yazarım ve karşıma bir dakikada okunabilecek basit bir senaryo çıktı. O basit senaryoyu okuduğumda bana biraz fazla teknik geldi. Dedim ki lütfen bana prompt engineering neden üretken yapay zeka devrinde önemli bir beceri haline geliyor. Yazıyı ona göre değiştir. Hop yazı değişti. Burada daha önemini anlatan bir konuma geldi. Sonra dedim ki prompt engineering ile ilgili somut bir örnek olursa izleyicilerim daha iyi anlarlar. Ve chat GPT'den rica ettim. Bana somut bir örnek ver dedim. Ve bir koşu ayakkabısının chat GPT ile nasıl daha iyi tarif edilebileceğine dair harika bir örnek sundu. Sonra yazıları gözden geçirdiğimde prompt engineering'i biraz fazla teknik anlattığını gördüm. Ve dedim ki bunu bana biraz daha basit anlatabilir misin? Çok basitçe prompt engineering'in ne olduğunu da bana anlattı. Sonra dedim ki lütfen bütün bunları birleştir benim için ve bir tane uzun metne dönüştür. O ana kadarki bütün sohbetimizi bir tane uzun metne dönüştürdü. Sonra dedim ki bu güzel oldu ama lütfen prompt engineering'de nasıl para kazanılabilir ve prompt engineering becerileri nasıl geliştirilebilir bu konuda bana bazı somut örnekler ver. Hop, metin değişti ve prompt engineering'de nasıl para kazanabileceğini ve beceri nasıl gelişebileceğine dair öneriler geldi. Sonra baktım ilk paragraf pek hoşuma gitmedi. İlk paragraftaki vurgunun değişmesini ve prompt engineering'in yeni bir kariyer ve para kazanma fırsatı olduğunu vurgulamasını istedim. Hop ilk paragraf değişti. İşte yeni bir kariyer, yeni bir para kazanma fırsatı mı arıyorsunuz? Prompt engineering tam size göre diye yeni bir paragraf geldi. Sonra siz değerli izleyicilerimi düşündüm. Dedim arkadaşlar bunu nasıl öğreneceklerini çok merak ediyordur. O halde bana bazı somut prompt engineering öğrenme araçları öner dedim. Ve dedi ki bunları kullanırsan prompt engineering becerilerin gelişecektir. Sonra dedim ki lütfen şimdi bütün bu anlat yaptıklarını bana kombine et ve bir yeni senaryoya dönüştür ve komple senaryo ortaya çıktı. Sonra ne dedim? Hadi şimdi bir de bunu Türkçe çevirip bir zahmet dedim ve Türkçe çeviri de gerçekleşti. İşte prompt engineering bu. İstediğime uygun içeriği üretene kadar chat doğru emirler vermek. Tabii ben daha iyi bir prompt mühendisi olsaydım ilk baştan daha doğru emirleri verirdim... Bu kadar uğraşmama gerek kalmazdı. Üstelik nispeten basit bir şey yaptık. Sadece bir yazı ürettik. Oysa chat GPT ile yazılım yazmanız da mümkün. Chat GPT'yi Microsoft Excel ile birleştirip yeni makrola oluşturmak da mümkün. Daha önce bahsettiğim Microsoft'un ChatGPT satın almasından sonra Microsoft uygulamada ChatGPT arasında yepyeni bağlantılar kurmak mümkün. İşte buralarda hep mühendislik gerekiyor, prompt mühendisliği. Üstelik ChatGPT bütün yapay zeka uygulamaları içinde sadece bir tanesi. Şu anda video nasıl yaparım, sunumu nasıl hazırlarım, çeviriyi nasıl yaparım, bir avatara o çeviriyi nasıl okuturum bütün bu alanlarda muazzam yapay zeka uygulamaları var. Yeter ki siz oraya o promptu yani emri doğru yazın. İşte temeli bu siz de bir prompt mühendisi olarak işletmelerin ve kuruluşların yapay zeka tarafından üretiliğin içeriğin kalitesini artırmasına yardımcı olabilirsiniz en başta para kazanma yolu bu. Nasıl olabilir bu? Bir danışmanlık firması açabilirsiniz. Prompt ile ilgili kitaplar, içerikler üretebilirsiniz. Yakın zamanda şirketlerin bazılarına prompt ile ilgili pozisyonlarını da açılacağını tahmin ediyorum. Buralarda doğrudan kendinize kariyer fırsatı da var. Veyahut da bir freelancer olarak promptlar yazıp bunlardan para kazanabilirsiniz. Evet, böyle bir site de var. Promptbase.com. En son ondan biraz bahsedeceğim. Eğer güzel promptlar yazabilirseniz bunu oraya direkt koyuyorsunuz ve birileri gelip satın alıyor. Bundan da para kazanabiliyorsunuz. İnanılmaz gerçekten. Chat GPT prompt engineering konusundaki en iyi kaynakları sorduğumda bana oldukça iyi bir liste verdi. İlki Chat GPT 3'ün eğitim seti doğrudan doğruya. Kendi promptlarınıza GPT 3 modelini nasıl daha etkin kullanabileceğinize dair bir eğitim seti var. Hugging Face Transformers kütüphanesi ismi de bir enteresan. Önceden eğitilmiş dil modellerini yer aldı bir kütüphane bu. Bu modeller özelleşmiş prompt'larla eğitilebilir ve ayrıca prompt'lar oluşturmak ve test etmek için araçlar da varmış burada. Harika. Prompt base'in prompt deposu Bundan biraz sonra bahsedeceğim. inanılmaz bir ara hakikaten. Detayına gireceğiz biraz. Çünkü burada hem promptlarınızı satabiliyorsunuz hem başkalarının promptlarını satın alabiliyorsunuz ve bir sürü prompt fikri de bulabiliyorsunuz. Dehşet bir yer. Ve yüksek sıfır chat GPT değil. Mancı örneği gibi başka yapay zeka uygulamana da odaklanmış burası. Harika bir yer. Biraz sonra detayına bakacağız. Coursera platformda biliyorsunuz bu bir eğitim platformu. Orada doğal dil işleme, özelleştirme programları varmış. Oraya bakabilirsiniz diyor. Bir de bu konuda pek çok araştırma ve makale var. AIX iv.org veya Hesaplamalı Dil Bilim Derneği gibi kaynaklardan pek çok araştırma elde edebilirsiniz. Bütün bunlarla ilgili linkleri aşağıya bırakıyor olacağım. Öte yandan YouTube, Medium ve Twitter'da Prompt Engineering konusunda kaynaklarla dolu. Hashtag Prompt derseniz pek çok bedava kaynak var, rehberler var. İnsanlar bunları nasıl kullandıklarını, bundan nasıl para kazandıklarını, ne gibi danışmanlık hizmetleri verdiklerini anlatıyorlar. Yeter ki siz Twitter'a, YouTube'a veya Medium'a hashtag Prompt yazın. Şimdi de gelip promptbase.com'dan bahsedelim. Promptbase.com çok bir, bir prompt pazarı gibi çalışıyor aslında. Bir prompt sepeti.com da olabilmiş ismi. Burada ana ekranı görüyorsunuz. Promptbase'e girdiğinizde Dol E, GPT-3, Mid Journey ve Stable Diffusion gibi yapay zeka platformlarına yönelik promptlar olduğunu buluyorsunuz. Bunlar satılıklar. Mesela bu 2.99 dolara Mid Journey'de abstract bir bohol line'ı yaratmak üzerine. Bilmiyorum ne olduğunu. Aşağıya bakıyorsunuz. Trending promptlar var. Mesela ChatGPT'de body fitness analiz raporu promptuymuş bu. Mid Journey'de prompt generator bir tane. Böyle geneller de var. İşte yüksek çözünürlüklü fotoğraf nasıl üretebilirsiniz Mid Journey'de onunla ilgili promptlar var. Bir dolu prompt. Bunları satın alabiliyorsunuz veya da isterseniz inceleyebiliyorsunuz. Veyahut da üretip burada satabiliyorsunuz veya burada prompt engineering ilgili insanları işe de alabiliyorsunuz. Yani buraya CV de koymanız mümkün. Ne demek prompt yüklemek? Bir tane örnek göstereyim size. Marketplace'e tıkladığımız baktığımızda bir sürü farklı alanlar görüyoruz. Mesela burada hangi yazılım için prompt ürettiğiniz var? Dol E için mi? Mid mi? GPT-3 mü? Stable Diffusion için mi? Prompt Base'in kendisi için mi? Çünkü sonuçta buraya da bir prompt yazmanız gerekiyor ki en doğru promptu bulabilirsiniz. Diyelim ki mesela biz burada GPT-3 için bir tane seçtik. GPT-3'ü seçtikten sonra da burada ne yapmak istiyorsun? Mesela ben yazı yazmak istiyorum. Mesela ben bir tarz yaratmak istiyorum. Bir wallpaper yaratmak istiyorum. Onu seçiyorsunuz ve ona göre size en uygun prompt seçimleri karşınıza geliyor. Tıkladığımızda mesela bir antrenman planlama promptuymuş bu. O promptun fiyatını görüyorsunuz. Ne işe yaradığını görüyorsunuz. Burada bazı küçük ipuçları var bu promptun nasıl çalıştığına dair. Ve bunu satın alabiliyorsunuz. Ve dediğim gibi dilerseniz burada prompt satmak da mümkün. Start selling your prompt diyor. Burada bununla ilgili bir açıklayıcı video. İzlerseniz videoyu rahatlıkla önerirsiniz. Tabi burada şöyle bir durum var. Ben şu ana kadar hep İngilizce arama yaptım görüyorsunuz. Ve sonra Türkçe'ye çevirdim. Çünkü doğruya doğru yapay zeka platformları İngilizce'de daha iyi sonuç veriyorlar hala ama Türkçe'de de hiç fena değiller. Ve aslında bu sizin için bir fırsat. Çünkü pek çok insan Türkçe arama yapmaya oraya geliyor. Tam istedikleri sonuçları alamıyorlar. İngilizce biliyorsanız siz İngilizce promptları Türkçe'ye çevirip bunları ayrıca satabilirsiniz. Bu da yine iyi bir para kazanma fırsatı olabilir. Beni uzun zamandır takip ediyorsanız biliyorsunuz ben süper iyimser birisiyim. Bütün bu yaşadığımız faciaların, felaketlerin, kurtuluşunun teknolojide yattığını inanıyorum. Mesleki olarak da şu anda kendisi sıkışmış hissediyorsanız prompt engineering gibi bir incelemenizde fayda var. Ben size bugün konuyu biraz tanıtmaya çalıştım. Kendim de bu becerileri iyi kötü kullanıyorum. Buradan prompt base'den birkaç prompt da satın aldım. Ve gördüğünüz bugünkü içeriği üretimde bile yararlandım ondan. Yani elbette çiftliği tamamen kullanmadım. Çünkü o zaman samimi bir şey olmuyor vesaire ama çok fazla istifade ettim. E siz de pekala prompt engineering kendinize harika kariyer fırsatları bulabilirsiniz. Eğer bu videoyu beğenmişseniz her zamanki gibi bir like süper olur. Aşağıya sorularınızı ve yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.